Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben bugün elektrokardiyografi ile ilgili temel iskemik prezentasyon olan ST yükselmesi ya da elevasyonu ya da ST çökmesi ya da depresyonun fizyolojik oluşumundan bahsedeceğim. Hepimiz biliyoruz her şeyin elektriksel ve matematiksel bir açıklaması var. Oldukça fazla EKG ile ilgili pratiklerde hem acilde hem poliklinikte en büyük kabusumuz hani iskemik bir hastayı gözden kaçırmamak. Hepinizin ST elevasyonu ve depresyonu kolayca tanıyabileceğini biliyorum ama bugünlerde oldukça fazla soruluyor bana. Hani neden iskemik bir hastada, koroner damarı tıkalı bir hastada ST segmenti ile ilgili değişiklik daha fazla oluyor şeklinde. Ben de bunu naçizane anlatmaya çalışacağım elektriksel açıklamasını kendi çizimlerim üzerinden. Hepimiz klasik EKG kitaplarından ST segmentini hatırlıyoruz ki izoelektrik hattı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bunun iki tane davranışı oluyor. Ya yükseliyor ya da çöküyor. Şimdi önce bu yükselme biliyorsunuz pozitif bir defleksiyon ki EKG mantığından hepiniz biliyorsunuz. Temel elektrokardiyografi dersinde de söylemeye çalışmıştım. Eğer herhangi bir elektrota yaklaştığını düşündüğümüz bir voltaj gradiyenti ya da vektör varsa bu yaklaşma, elektrota yaklaşma pozitif bir defleksiyon. Eğer negatif bir dalga ki hani ST çökmesinde bu şekilde değerlendirebiliriz. Elektrottan uzaklaştığını gösteren bir bizim için vektör olacak. Ben buraya ST segmentinin önce neden izoelektrik hattı olduğu ile ilgili bir yorum yapacağım. Biliyorsunuz ventrikül miyokardın aksiyon potansiyeli faz 0 ile başlıyor. Faz 1, 2, 3 ve 4 dediğiniz transmembran aksiyon potansiyeli ile bitiyor. Şimdi tam bu ST segmenti faz 2'ye denk gelir. Bu faz 2 özellikle burada göstermeye çalıştım. Voltaj gradiyentinin olmadığı yani elektriksel akımların sıfır olduğu ki o yüzden izoelektrik hattıdır. İskemik miyokardın aksiyon potansiyelini ise burada çizmeye çalıştım. Bakın faz sıfırın eğimi azalmış. Hepimizin tahmin edebileceği gibi aksiyon potansiyelinin amplitüdü tamamen düşmüş. Daha erken bir repolarizasyonla beraber transmembran istirahat potansiyelinde arttığı bir iskemik doku görüyorsunuz. İşte bakın burada faz 2'de eğer iskemik ve normal miyokardı görürseniz artık arasında bir voltaj gradiyenti var. İşte biz bu voltaj gradiyentinin elektriksel akımların karşılığını göreceğiz. ST yükselmesi ve çökmesi dediğimiz aslında mantık tamamen bununla alakalı. Bununla ilgili klasik textbook'ta Braunvolt'ta iki tane teori vardır. Biri sistolik current of injury, diğeri de diastolik current of injury. Bu da hani sistolde ve diastolde hücre içi ve dışının pozitif ve negatif olmasından yararlanarak akımın hangi yönde olduğunu bulma teorisine dayalı. İşte bakın burada yine faz 2'deki voltaj gradiyentini göstermeye çalıştım. Hem normal hem iskemik dokunun. Hepimiz sistolde normal dokunun daha depolarize, hücre içinin dışınınsa nispeten daha negatif olduğunu hepimiz biliyoruz. İskemik dokudaysa tam tersi. Hücre içinde hala hastada depolarizasyon olmamışken hücre dışının daha pozitif olduğu nedir? Açık. O zaman hepimizin bildiği elektriksel voltaj gradiyenti negatif olan yerden daha pozitif olan yere nispeten olduğunu düşünürsek normal dokudan iskemik dokuya doğru bir vektörel akım olacak. Şimdi burada hepimizin bildiği patologların bize söylediği iki tane nekroz tipi var. Biri transmural nekroz, diğeri subendokardiyal nekroz ya da iskemi. Şimdi baktığımız zaman transmural iskemi biliyorsunuz tam kat bir iskemi. Ben burada ventrikül miyokardına demonstre etmeye çalıştım, göstermeye. Bakın burada tam kat bir iskemi. Burada da EKG'de burayı gören derivasyonlar. Yani burada uydurabiliriz işte V1, 3 olabilir, D2, D3, AVF olabilir. Hepimizin bildiği herhangi bir bu bölgeye giren derivasyon. Normal dokudan iskemik dokuya doğru akımı görürseniz burada gören derivasyonlara yaklaştığını görürseniz dalganın ki temel EKG mantığında eğer yaklaşma varsa pozitif bir defleksiyon ST yükselmesi. Bize ne diyorlar transmural EMI için? ST yükselmeli EMI ya da ST elevasyonlu EMI. Aslında fizyolojik karşılığı tamamen normal dokudan iskemik dokuya doğru akım. Peki subendokardiyal EMI'ye gelelim. Subendokardiyal EMI'ye baktığınız zamansa EKG'de yine normal dokudan iskemik dokuya doğru akımları görürseniz bu sefer burayı gören derivasyonlarda tamamen uzaklaştığını ve burada da ST çökmesini göreceksiniz. Subendokardiyal EMI'nin temel EKG prezentasyonu da bu. Peki biz buna ST çökmeli EMI demek yerine ne diyoruz? Non-ST elevasyonlu EMI ya da ST yükselmesiz EMI terminolojisini kullanıyoruz. Peki diastolik current of injury ne? Bu biraz hani kafa karıştırabileceği için bunu biraz daha dikkatli dinlemenizi istiyorum. Biliyorsunuz elektriksel sistol evet özellikle Q dalgasıyla T dalgası arası ki ST segmenti de tam faz 2'ye denk geliyor. Oysa elektriksel diyastole baktığımız zaman bu da tam tersi TQ segmenti.
TQ segmentini hani burada zaman zaman U dalgası olabilir ama hepimiz izoelektrik hattı olduğunu biliyoruz. Yani aslında normal bir EKG trasesinde PQRST, şöyle çizmeye çalışalım. Ne gelelim? PQRST'ye baktığımız zaman ventikül miyokardında özellikle TQ segmenti arası elektriksel diyastolü gösteren gene izoelektrik hat. Bu ne demek? Burada voltaj gradiyenti yok. Ama şimdi iskemik dokuyla normal miyokarda baktığınız zaman burada bir voltaj gradiyenti var. Bu voltaj gradiyentinin karşımıza çıkacağı segment de TQ segmenti. Bakın bu hiç duymadığınız bir şey olduğu için dikkat kesmenizi istiyorum. O zaman yine biz diyastolde hücre içi ve dışının normal davranışını, elektriksel pollerini, polarizasyonunu gösterelim. Normal doku baktığımız zaman hala repolarize, hücre dışı daha pozitif. İskemik dokuysa kesinlikle hala hücre içinde daha pozitif bir talga. Hücre dışıysa daha pozitif. Elektriksel akımı bildiğiniz zaman diastolik current of öncüride, yani hastanın diastol yaptığı, gevşediği sürede iskemik dokudan, yani daha negatiften daha pozitife doğru. O zaman transmural bir MI düşünürsek, tam kat bir MI, dikkat kesilin, İskemik dokudan normal miyokarda doğru. O zaman buradaki gördüğü derivasyonlardan tamamen uzaklaşmış olması gerekiyor. Transmural MI bu. Negatif bir defleksiyon. Elektriksel diyastolü gösteren dalgaya baktığımız zaman bu da nedir? TQ segmentinin çöktüğünü gösterir. Biz EKG'de TQ çökmesi diye bir şey görmüyoruz. Bakın çöktü, sonrasında normal P'si, QRS'i, T'si başladı. Normal EKG cihazları izoelektrik hattı TP segmenti gibi algıladığı için bu çöken TQ segmentini direktman normale ne yapar? Demonstre eder. Yani düzeltir. Bunu yukarıya çıkarmaya başladığınız zaman buradaki ST segmenti de eleve olur. Yani aslında diastolik current of injury'de gördüğünüz TQ çökmesi normal standart EKG'nin düzeltilmesine bağlı ST yükselmesidir. Bu bize bir ayrıntı veriyor mu? Tabii ki veriyor. Transmural MI'de ST yükselmesi kaçınılmaz oluyor. İster sistolde ister diastolde olsun. Tam tersi supendokardiyal MI'ye baktığınız zamansa burada da iskemik dokudan normal miyokarda doğru akımı ne yapıyorsunuz? Net bir şekilde görüyorsunuz. PQRST başladı. O zaman da buradaki gören derivasyonlarda TQ'nun yükseldiğini göreceğiz. Ama TQ yükselmesi izoelektrik hattı yukarı çektiği için bizim EKG'miz düzeltecek ve ST çökmesi olarak göreceğiz. Yani aslında TQ segmenti elektriksel diyastolün değişmesi, ST yükselmesi ve çökmesi normal standart EKG'lerin izoelektrik hattı aşağı ve yukarı almasına bağlı değişiyor. Sonuç asla değişmeyen şey şu: ST yükselmesi transmural MI'nin, ST çökmesi de supendokardiyal MI'nin iskemi bulgusu olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunu anlatmamın sebebi, dediğim gibi, bana çok sorulması. Hani klinik pratikte bunu bilmenin, bu fizyolojiyi bilmenin hani çok bir ekstrem faydası olur mu? Açıkçası çok olmayabilir ama dediğim gibi bazı arkadaşlar bunu çok sormuş. Ben de hani bunun bir mantığı, ki dünyada her şeyin biliyorsunuz bir elektriksel açıklaması, matematiksel açıklaması var. Transmural ve supendokardiyal MI'da neden ST segmentinin yükseldiği ve çöktüğü ile ilgili işinize yarayacağını düşünüyorum. Hepinize sabrınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.